20 yıl aşkın bir süredir televizyon dünyasında her saniyesini televizyona vermiş biriyim. Yaptığım işlerde, sorumlu olduğum işlerde de yani takıntılı bir insan diyebilirsiniz. Daha iyi olmasını istiyor diye olabilirsiniz. Yani bu konularda hassas da diyebilirsiniz. Yani hassas kelimesini hadi kullanalım, oradan gidelim. Hı hı. Şu anda yayına hassasiyet üzerinden değerlendiriyorum. Radara yakalanmış ziyatı var bende. Evet, Furkan'cığım sana hemen soruyorum. Tabii. Bu anket kimin fikriydi? Benim. Senin fikrin mi? Benim fikrim. Çok güzel. Var mı böyle başka fikirlerin Furkan'cığım? Ama şimdi Acun abi bak şöyle bir durum var. Karşılıklı iki yarışmacı birbirine antipatik diyor. Şimdi dışarıdan izlediğin zaman sen kendini görürsün diyor. Diğeri diyor ki sen kendini görürsün dışarıdan izlediğin zaman diyor. Ben de seyirciye sorayım dedim. Peki ben sana bir soru sorayım o zaman. Sor abi. Bu iki yarışmacı birbirine Allah korusun hakaret etseydi bu seferki anketin mesela hangisi daha bilmem ne mi olacaktı? Yok canım öyle bir anket olmazdı yani. Burada bir tanıtımda söz düellosu oldu diye bunu sorayım dedim. Tamam. Şimdi İptal edelim mi? Şimdi buradaki konuşma... 5000'de oy geldi bu arada biliyor musun abi şu anda? Tamam sen sonucu açıklamanı da istemiyorum. Tamam. Rica ediyorum tamam, senden sonucu da açıklamayalım. Tabii tabii. Ben şimdi bir kez daha söylüyorum. Yarışmacılarımızın hepsini seviyorum. Hepsine elimden geldiğince destek olmaya devam ediyorum ve edeceğim de. Buna orada oturan iki yarışmacı, eski yarışmacımız da dahil. Sen de eski yarışmacın. Seni çok hatırlayamadım çabuk geçtiğin için. Evet. Seni çok hatırlayamadım. 10 gün mü kalmıştın öyle bir şeydi? İz bırakan yani, bir yarışmacı diyebilirsin bana ama. Evet, Transit Furkan diye lakabım vardı. Senden sonra öyle demiştik zaten. Neyse, şimdi elimizden geldiğince bütün yarışmacılarımızı her zaman koruyoruz. Onları bizim vasfımızla insanların negatif enerji yüklemesine de izin vermiyoruz. Tamam mı? Yani bizim bir şeyimiz bu olsun. Felsefemiz bu olsun. Yarışmacılarımızı tabii ki yeri geldiği zaman siz yorumlayın, eleştirin. Bu konularda çok böyle red line bir durum olmadığı sürece zaten bu konuda yürürsünüz. Ona hiçbir şey demiyorum. Yani programa da zaten bayılıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ama senin evet, böyle durup kaynayan kanın var ya böyle. Durup hani böyle bir icat yaparsın diye. Ya Allah rızası için. Yani yarışmacılardan birbirine üzücü bir laf söylemiş. Öbürü de demiş ki sen de öylesin demiş. Tamam mı? Hayır şimdi burada ama iddialaşma. Şimdi ben tanıtımı izlediğim zaman Berkan'la Sercan arasında dışarıdan kendini izlediğinde sen daha antipatiksin, hayır sen daha antipatiksin tarzında bir iddialaşma sezdim tanıtımı izlerken. Tamam biz bu konuda hemfikir değiliz ki. Bence hiç antipatik değil. Yani benim bizim kurum olarak düşüncem ikisi de antipatik değil mesela. Ben niye seyirciyle bir şey soruyorum hangisi de antipatik diye? Ben katılmıyorum ki ikisi de yanlış bence. Ben buna hiçbiri diye bir oy koyalım demiştim arkadaşlar değil mi? Bir hiçbiri diye bir oy koyalım demiştim. Veya her ikisi de olabilir, hiçbiri hayır, de olabilir. Bak sen şimdi bak o ikisinin iddiası üzerinden sen şöyle bir yapmamalısın. Onu sen söyle anket. İkisi de birbirine bizim katılmadığımız, düşünmediğimiz bir fikir söylüyorlar. Tamam tasvip de etmiyoruz zaten insanların birbirine antipatik demesine. O da ayrı bir konu. Neyse hani yayınlıyoruz. Sonuçta reality show yayınlamak zorundayız. Evet. Ama bunun üzerinde biz hangisi... Yani şu da benziyor. Ben sana şöyle anlatayım aslında. Yani bir hırsızlık diye bir şey geçti mesela. Hırsız olduğunu düşünüyor muyuz biz? Ben düşünmüyorum. Düşünen varsa yanlışsınız. Ya abi bunun yarışmacıların iddiası bizim değil. Biz bunu seyirciye sormamalıyız zaten. Furkan'cığım bir tanem. Efendim abicim. Evet.